Aslında onlar İstanbul'a kadar geldiler. Sessiz ve derinden. Öncüleri AE2 idi. Merhaba. Sudaki izler geçmişin ve geleceğin izlerini taşır. 92 yıldır Marmara Denizi'nin derinliklerinde uyuyan Avustralya AE2 denizaltısı, Çanakkale Savaşı'nın en önemli kalıntısı. Bugün Türk ve Avustralyalı dalgıçlardan oluşan bir ekip, enkazın son sırlarını çözmeye ve AE2'nin geleceğini şekillendirmeye çalışıyor. Sessiz Anzak uyanıyor. Sudaki izler başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya ile birleşip Almanya'ya karşı zafer elde etmek isteyen İngiliz ve Fransızların önünde tek bir engel vardı. Çanakkale Boğazı. 18 Mart 1915'te İngiliz ve Fransız donanmaları bu engeli aşıp İstanbul'a ulaşmak için hücuma geçtiler. Yüzen kaleler boğaz savunmasına takıldı. Ama müttefiklerin İstanbul hayalleri tükenmedi. İngiliz, Fransız ve Anzak askerleri 25 Nisan 1915'te Gelibolu kıyılarına çıkartma yaptılar. Fakat Türk savunması karşısında yine ilerleyemediler. Çanakkale Boğazı'nı aşıp Marmara'ya ilk ulaşan Henry Stoker komutasındaki Avustralya AE2 denizaltısıydı. Bu başarı Çanakkale'deki kanlı trajedinin uzamasına ve her iki tarafında korkunç kayıplar vermesine neden oldu. Müttefiklerin tüm güçleriyle yapamadığını, tek başına başaran AE2'nin sonuysa Ali Rıza Bey komutasındaki Sultanhisar torpido botumuz tarafından getirildi. 30 Nisan 1915'ten beri Çanakkale Savaşı'nın en büyük sırlarından biri Marmara Denizi'nin derinliklerinde yatıyor. Avustralya AE2 denizaltısı 25 Nisan 1915 günü Çanakkale Boğazı'nı geçmeyi başardı. Ve Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren denizaltı olarak tarihe geçti. Ancak AE2 büyük zaferinden 5 gün sonra Marmara Denizi'nde Sultanhisar torpido botumuz tarafından etkisiz hale getirildi. Denizaltı Türklerin eline geçmesin diye kendi mürettebatı tarafından batırıldı. Bugün AE2'nin ziyaretçileri de 1915 yılında AE2'nin geldiği yerden geliyor. Yani Avustralya'dan. Derinlerde gizlenen bu tarihi belgenin keşfi, Türkiye ve Avustralya arasında yeni bir dostluk köprüsünün temellerini attı. Yıllar süren ön çalışmaların ardından, Türk ve Avustralyalı askeri ve sivil yetkililer bugün yine bir aradalar. AE2'nin geleceğini belirleyecek, bilimsel araştırmaları başlatacak yüzlerde haklı bir gurur ve heyecan var. Proje kapsamında Avustralyalı dalgıçlar 8 gün boyunca batığa dalış yapacak. Çalışmalar, Avustralya AE2 Anma Vakfı ve Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Avustralyalıların 800 bin dolar bütçe ayırdığı bu önemli araştırmada, gelişmiş dalış ve sualtı görüntüleme sistemleri kullanılacak. Derinlerdeki evinde neredeyse bir asrı deviren AE2, artık sessizliğini bozacak. Merkezi Avustralya'da bulunan AE2 Anma Vakfı, Türkiye'de TINA, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı ile işbirliği yapıyor. TINA Yönetim Kurulu üyeleri arasında 1998 yılında AE2'nin yerini 3,5 yıl süren bir araştırma sonucunda ilk kez bulan Selçuk Kolay da var. Sualtı araştırmacısı Selçuk Kolay, açılış kokteylinin ayrıcalıklı yüzlerinden. O, tarihin sudaki aksini keşfeden ilk dalgıcı. Avustralya'dan onur madalyası alan Kolay, AE2 keşfiyle adını denizcilik tarihine yazdırdı bile. Anzaklar, Çanakkale'den yurtlarına kaybedilmiş bir savaş değil, kazanılmış bir ulusal kimlik götürdü. Bu nedenle milli belleklerinin Karabiga açıklarında yatan yadigarı onlar için çok önemli. Welcome to all who've come along today. Thank you.
Bugün bizimle olan herkese teşekkür ederiz. Küçük bir Avustralya denizaltısı olan AEK'nin 32 mürettebatıyla 92 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda yaptığı büyük girişimden dolayı buradayız. Pek şans tanınmasa da kanımca Avustralyalıların şansı o gün yaver gitti ve boğazı geçmeyi başardılar. Deniz altındaki savaşın başlaması tüm Çanakkale Savaşı'nın seyrini etkiledi. Çanakkale Savaşı iki yeni ulusun doğmasını sağladı. Ulus olma bilincini bu mücadelede kazanan genç Avustralya'nın tarihinde Gelibolu önemli bir milattır. Bugün Türkler ve Avustralyalılar tarihimiz için önemli ve büyük bir adımı yine birlikte atıyoruz. Bu bir Türk-Avustralya ortak projesidir. Nihai hedefimiz şimdiki ve gelecek nesillerin Çanakkale Savaşı'nın iki önemli kahramanı AE2 ve Sultanhisar'ın hikayelerini öğrenmeleridir. En eski sualtı batıklarının Anadolu kıyılarında olduğu gerçeğiyle bunun da bir Türkiye açısından arkeolojik çalışmaya konu olabileceğini vakıf olarak karar verdik. Dünyanın en eski batığı biliyorsunuz belki 14. yüzyılda milattan önce Uluburun batığı Kaş yakınlarında bulundu. Böylesine bir zenginliği içeren memleketimizde 1. Dünya Savaşı ile ilgili bir batığın gündeme gelmesi tabii ki biraz arkeolojik açıdan Türkiye gibi çok eski bir coğrafi durumda bulunan yer için biraz zor gündeme sokulacak bir değerdi. Fakat yönetim olarak bunu gündemimize aldık ve denizaltıcılar ve AE2'nin dostları. Tüm denizaltıcıların tarihi için parlak bir hikaye gün ışığına çıkarılıyor. Bu onurlu geçmişi aydınlatmak için çaba sarf edeceklere şimdiden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Buradaki topluluğun enerjisi, istekliliği, bilgi ve tecrübesiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Türkiye ve Avustralya için önemli bir hikayeyi birlikte dillendireceğiz. Hepimiz biliyoruz ki savaşların sonunda özellikle 3 millet, Türkler, Yeni Zelandalılar ve Avustralyalılar birbirlerine çok daha fazla yaklaştılar. Bu bir gerçek. 1-2 dakika sonra yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Bayrak töreniyle birlikte tarihe ışık tutacak çalışmalar da resmen başlamış oluyor. Bir zamanlar birbirine meydan okuyan bayraklar bugün yan yana göndere çekiliyor. Savaşın acımasız ikliminde karşı karşıya gelen iki ulus bugün barış içinde omuz omuza çalışıyor. Avustralyalılar onu dalgıç 25 kişilik ekiple Karabük adalar. Ekipte arkeologlar, tarihçiler, yazarlar ve emekli denizaltıcılar. Her gün yapılacak 2 hatta 3 dalışla 8 gün boyunca batığın röntgeni çekilecek. Dalışlarda denizaltının zayıflamış ve çürümüş yerleri tespit edilecek, özel aletlerle numuneler alınacak, hassas ölçümler yapılacak. Bu özel günü CNN Türk Televizyonu'ndan deneyimli haberci Güven İslamoğlu ile birlikte kayıt altına almak için yola çıkıyoruz. Hem ülkemize konuk olan araştırma ekibinin hem de batığın yerini bularak bu süreci başlatan Selçuk Kolay'ın izindeyiz. AE2, Karabiga'nın 4 mil açığında, denizin 72 metre altında oldu. Yarım saat kadar süren bir yolculukla dalış noktasına varıyoruz. Detek Salvor araştırma gemisi çoktan pozisyon almış bile. Bu zor dalışta Avustralyalı ekibe her türlü hizmeti deneyimli bir Türk ekip verecek. Deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik personelimiz de araştırma boyunca su üstünde gözetmenlik yapacak. Türkler bu noktaya geldikleri zaman Sultanhisar destanını yaşıyor. 40 metrelik bir torpido botu, üzerindeki silahlar bir denizaltıya işlemiyor. Çok küçük çaplı silahları var. Ali Rıza Kaptan askerleriyle beraber, mürettebatıyla beraber bu denizaltının peşine düşmüş. Günlerdir bunu kovalıyor. Çanakkale Boğazı'nı geçmeyi başarmış düşman. Artık İstanbul kapılarına dayanmış. Marmara iç deniz. Yani buradan düşmanı geçirirsek gerisi İstanbul olacak zaten. O duygularla kendilerinden 10 kat büyük. Yani şöyle söyleyeyim.
Yaklaşık 60 ila 90 ton ağırlığında Sultanhisar torpido botunun kapasitesi. A2 denizaltısı ise su üstünde 650, su altında 800 ton. Yani araları da 1'e 10 gibi bir fark var. Bizim göğsümüzde taşıdığımız bir zafer madalyası. İşte A2 orada diye baktım. Ama eminim hemen yan teknede hazırlık yapan Avustralya'dan gelmiş olan dalgıçlar, 1915 yılında A2'nin geldiği yerden gelen dalgıçlar A2'ye biz işte bunun için savaşmıştık. Çanakkale'yi geçmek için mücadele etmiştik. O kadar askerimiz Anzak koyunda bunun için kan döktü ve bir tek bunu başaran A2 oldu. O çok büyük bir iş başardı. Tarihsel önemi büyük bir zafere imza attı. O bizim zafer madalyamız diye bakıyor. Avustralyalılar da bunu böyle görüyor. Bir zafer madalyası. Türkler de böyle görüyor. Türkiye'de belki de insanlara bunun görüntülerini gösteren, su altında filmini çekip hikayesini anlatan ilk kişi ben oldum belgeselci olarak. Ama şu andaki ekip hem bir su altı araştırması yaparak batığın durumunu, çıkarılmaya uygun olup olmadığını, ne kadar yıprandığını, su altında ne kadar korozyona maruz kaldığını tespit etmek için bu dalışları yapıyor. Hem de bizim yaptığımız film çekiminden çok daha kapsamlı, ileri teknolojiyi kullanarak bir ayrı ikinci ekipte filmini çekiyor. Yani onların amacı biz Türkiye'de insanlara duyurup onların amacı bunu bütün dünya kamuoyuyla paylaşmak ve batığın geleceğini şekillendirmek. Salvor bir hafta boyunca yerinden hiç ayrılmayarak sabit bir dalış platformu olacak. Kısa süre sonra dalgıçları taşıyan teknede Detek Salvor'a yanaşıyor. Ekibin ihtiyaç duyacağı her türlü malzeme önceden hazırlanmış. Güvertede bir basınç odası var ve acil durumlar içinde 4 dalış doktoru görevlendirilmiş. Dalgıçlar Salvor'da ilk dalışlarına hazırlanırken biz de Selçuk Kolay'dan A2'nin keşfini dinliyoruz. Siz nereden duydunuz? Bu macera nasıl başladı, A2 macerası? Aslında benim A2 maceram çok daha önceki yıllarda, 1980'li yıllar başlarında başladı. O zaman bu Alman deniz tarihi araştırmacısı Bernd Langensiepen, The Ottoman Steam Navy adında, yani Osmanlı Buharlı Donanması adlı kitabını yazıyordu. Onu yazarken de kendisine birçok konuda yardımcı olmamı rica etmişti. Üzerinde birçok konunun beraber çalışıyorduk. O zamanlar bu çalışmalar esnasında A2'nin Sultanhisar'la olan bu çatışmasını ve Karaburun civarında batışını okumuş ve incelemiştim. Ama o sırada elimde başka projeler olduğu için ve başka alanlarda daha ziyade çalışmakta olduğum için bunu daha ileriki bir tarihlere ertelemiştim. 1994 yılı sonlarına doğru bir İstanbul'da olan bir açılış davetinde yanıma uzun boylu bir bey geldi. Avustralya Büyükelçisi olduğunu söyledi ve bu konudan bahsetti. Biz dedi sizin su altı ve kayıp gemilerle ilgili çalışmalarınızı duyduk, biliyoruz. Bizim de burada kaybolmuş, Birinci Dünya Harbi'nde kaybolmuş böyle bir denizaltımız var. Bizim için önemli bir tarihi parça. Bunu acaba bulmayı düşünmez misiniz dedi. Avustralya, İngiliz ve Alman arşivlerinden, tabii Osmanlı arşivlerinden de bu konuyla ilgili bulabildiğim bütün belgeleri topladım. Bunları üzerinde çalıştım. Ve ondan sonra sahaya çıkmaya karar verdim. Ancak değişik bir sonuçla karşılaştım. Çünkü o kadar farklı batış yerleri belirtilmişti ki bu arşivlerde. Mesela Osmanlı arşivinden aldığım ekstrem bir batış noktasıyla Alman arşivinden aldığım başka bir ekstremdeki batış noktası arasında 18 deniz mili fark vardı. 1995 Mart ayında ilk sahaya çıkarak araştırmalarıma başladım. Ve bu yaz ayları, kış ayları derken 3-3,5 senelik bir süreye yayıldı. Ve sonunda buldum. Arşiv araştırması sırasında batış noktalarından bir tanesinin karada çıkması sizi şaşırttı mı? Onu anlatır mısınız? Bulduğum Alman belgelerinden birinde verilen bir koordinat bu Ekinlik Adası civarındaki bir kayalığın tepesine rastlıyordu tam. İlk bulduğunuz gemi Avustralya'dan gelen dalgıçlar tarafından dalındı ve A2 olmadı söyledi. Evet. Ondan bir sene sonra siz evet. A2'yi buldunuz. Evet. Toplam araştırma süreniz de 3-3,5 yıl sürdü. Evet. O ilk hayal kırıklığını anlatır mısınız bize? Bundan yaklaşık 2 mil kadar kuzeybatıya doğru, biraz daha derin suda, boyutları A2'ye çok uygun olan, gene ince bir başka bir batık buldum. Ve ona ben dalış da yaptım. Ancak dalışta gemiyi çok fazla göremedim, yani ya o batığı.
Çünkü tamamen troll ağlarıyla kaplanmıştı. Yani altından hiçbir şekilde bir tarafından bir görüntü alınamıyordu. Ancak tekrar yaptığım ölçümlerde boyutlarının çok yakın olduğundan hareketle bunun AE-2 olabileceğini düşündüm. Ancak Avustralyalı arkadaşlar da biraz acele edip önceden gelip görmek isteyince o şekilde dalışlar oldu. Ve orada kesinlikle ağları biraz kaldırabildik. Ve bunun şey değil, AE-2 denizaltısı değil, Osmanlı dönemine ait, yani Birinci Dünya Harbi'nde büyük bir ihtimalle cepheye malzeme taşıyan bu boğaz vapurlarından biri olduğunu tespit ettik. Denizaltı olduğunu düşünmüştük. Ama bunlar olağan şeyler oluyor batık araştırmalarında. Ama ben kendilerine söz verdim. Ben sizi boşa çıkarmayacağım, bunu bulacağım dedim ve bir sene içinde zaten hakikisini buldum. Hiç kuşkusuz Avustralyalılar bu defa boş yere gelmediler. Ortak tarihimizin bu önemli tanığına hiç olmadığı kadar yakınlar. 10 yılın en kapsamlı araştırması az sonra başlayacak. Heyecanlı olduğu kadar da riskli olan bu dalışta dalgıçlar, rebreather denen farklı bir sistem kullanacaklar. Bu sistem, balık adamın soluduğu havayı filtre ederek tekrar kullanılır hale getiriyor. Soluk verildiğinde dışarıya kabarcıklar çıkmıyor. Rebreather, derin suda daha uzun süre, daha emniyetli şekilde kalmayı sağlıyor. Yine de 72 metre ciddi bir derinlik ve yapılan karışım gaz dalışı büyük bir dikkat gerektiriyor. Yaklaşık 100 kiloluk teçhizatı kuşanan dalgıçlar az sonra denize değil, sanki uzaya gidecekmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan denize indirilen ROV yardımıyla dalgıçlar ve batık yüzeyden de izlenecek. Uzaktan kumandalı araç batığın görüntülerini anında teknedeki kontrol odasına iletecek. Yüzeydeki bilim adamları aşağıdaki dalgıçlarla konuşabiliyor, onlardan bilgi alabiliyor ve yeni direktifler verebiliyor. Derinden gelen ilk görüntüler heyecan ve merakla izleniyor. AE-2 Marmara'nın çamuruna gömülmüş ama dimdik duruyor. The submarine's lying in 72 meters of water. Denizaltı 72 metre derinlikte yatıyor. Dipte su 15 derece. Yüzeyde ise daha sıcak. 18 metreye kadar olan derinlikte su sıcaklığı 25 derece. Dalış şartları bu bölge için çok mükemmeldi. Dipte 8 metre görüş ve yeterli doğal ışık vardı. Su altında daha uzun süre kalabilmek, emniyetli ve kullanımı kolay olduğu için bu dalışlarımızı rebreather ile yaptık. Çok garipti. Denizaltı sanki suda yüzen bir tahta parçası gibi dipteki çamurun üzerinde yatıyor. 1915 yılında batmadan önce yüzdüğü haliyle duruyor. Üzerinde zamanın ve balıkçı ağlarının yaralarını taşıyor. Biz denizaltının kulesinin tam önüne indik. Buradan kıç tarafı ilerledik. Pervanelerini, dalma ve istikamet dümenlerini inceledik. Torpido tüplerini gördükten sonra baş kısmına doğru yüzdük. Yani denizaltının çevresinde tam bir tur attık. Egzoz ve su emiş valfi gibi araştırma için önemli olan noktalarını tespit etmeye çalıştık. 92 yıldır orada olduğunu hesaba katarsak batığın durumu müthişti. Ben geçen zaman zarfında artık çökmeye başlayacağını düşünüyordum. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir batık. 90 yıldan fazla bir zamandır su altında. Yine de eski görüntüsünden pek fazla bir şey kaybetmemiş. Dış kaporta şeklini korumuş. Çamura biraz fazlaca gömülmüş ve sadece baş kısmında balıkçı ağlarının takılmasıyla oluştuğunu sandığımız bir hasar var. Onun dışında sapasağlam. 2 yıllık bir planlamadan sonra buraya kadar gelebilmek ve batığı görebilmek harika bir duyguydu. Yüzeyi terk ettiğimiz andan itibaren dip zamanımız başlıyor. Dalışımızın 30. dakikasında denizaltıyı bırakıp çıkışa geçiyoruz.
Deko beklemelerimize 54 metrede 1 dakika durarak başlıyoruz. Sonra her 3 metrede bir bekleyerek çıkışımızı sürdürüyoruz. Son deko durağımız 4,5 metrede 45 dakika. Toplam dalış süremiz 148 dakika. Yaklaşık 2,5 saat. Bu kadar derine, bu kadar uzun süreli gün aşırı dalış yapmak çok zor. Biz aslında hafta sonları 1-2 dalış yapıp sonra bütün bir hafta dinlenirdik. Fakat burada her gün bu derinliğe dalmak insanda giderek artan bir yorgunluğa sebep olur. Yalnızca denizin değil, tarihin de derinliklerinden geliyor. Uzun deko beklemeleri yüzünden 2,5 saatte yüzeye ulaşan dalgıçlar bitkin. Zaman tünelinin sarhoşluğundan çıkıp yeniden ortama alışınca yaşadıkları sıra dışı deneyimi yüzeydekilerle paylaşıyorlar. How was that, Kim? Aside from a few little hiccups, it was beautiful. Absolutely lovely to see the submarine. Denizaltı çok güzel görünüyordu. Onu görebildiğim için çok mutluyum. Quite intact. Covered in a fine coating of silk. Hiç el değmemiş durumda. Üzerini ince bir çamur tabakası örtmüş. Smaller than I imagined. Boyutları itibarıyla düşündüğümden daha küçük, çok daha küçük. Bir ara bulamayacağız diye korktum. İndiğimiz noktadan tam 27 metre daha uzakta yatıyor. Tam bulamayacağız diye panik olmaya başlarken birden karşımızda belirdi. Denizaltının burun kısmından başlayıp kulesine doğru ilerledik. Sonra kulenin çevresinde bir tur atarak onu doya doya seyrettik. Dalış ekibinin denizdeki görevi bugünlük sona eriyor. Sessiz Anzak tam 92 yıldır derin mavide uyuyor. Yıllardır ağlarına takılan bu gizli varlığa balıkçılar kim bilir ne lanetler oldu. Ama o artık asırlık uykusundan uyan. Yakın tarihimiz için bir deniz feneri derinlerde ışıldıyor. Çanakkale Savaşı'nın bu önemli tanığını ziyaret eden dalgıçlar, Karabiga sahillerine mutlu dönüyor. Bu küçük balıkçı köyünde olup biteni şaşkın gözlerle izleyen balıkçılar, ne kadar önemli anlara tanıklık ettiklerinden habersizler. Oysa çok yakında, Karabiga adını okyanuslar ötesinde pek çok insan bulacak. Dalıştan sonra karaya dönen ekip, malzemesinden ayrıldı. Belediyenin sağladığı traktörle taşınan ekipman, dalış merkezinde yeni bir dalış için hazırlanacak. Rebreather ile dalış, karmaşık bir filtreleme ve dekolar için değişik gazların kullanımını gerektiriyor. Dipte rebreatherlardan soluyan dalgıçlar, iniş, çıkış ve deko beklemelerini farklı dalış tüplerinden yapıyorlar. Dalış merkezinde rebreather filtreleri değiştirilip tüpler doldurulacak. Bu o kadar riskli bir dalış ki her balık adam kendi emniyetinden kendi sorumlu. Dinlenmeye çekilmeden önce kullanılan malzemenin ertesi güne hazır edilmesi şart. Çünkü sabah 6'da kalkıp 8'de denizde olan dalgıçların ekipman bakımı için başka zamanları yok. Bu sırada günün ikinci dalışını yapacak ekip de yola çıkıyor. Her türlü önlem alınsa da 8 günlük maratonda 2 dalgıç vurgun yedi ve biri boğularak ciddi hayati tehlike atlattı. Her gün sonunda değerlendirme toplantısında bir araya geliniyor.
Bu esnada gemide çalışmaya devam eden ekiple de canlı bağlantı kuruluyor. Hataların tekrarlanmaması için bu toplantılar son derece önemli. Her şey bir sonraki gün hataların tekrarlanmaması için. Denizaltının üzerini çeşitli deniz bitkileri, süngerler kaplamış durumda. Bunların bazıları bitki, bazıları da kabuklu deniz canlıları. Üzerine yattığı kum ve balçık tabakası zamanla denizaltının üzerini de kaplamış. Burada yüzerken çok dikkatli olmak lazım. En küçük bir el veya palet hareketiyle yerden çamur kalkabilir ve görüş bir süre sıfıra inebilir. Suyun altında yol alabilmek, öncelikle bürokrasinin dar koridorlarını aşındırmayı gerektiriyor. Bu, hem Sydney hem de Ankara'da, tabir yerindeyse riskli dalışları gerektirmiş. A2 denizaltısının bulunması, hemen akabinde Tina Vakfı'nın kurulması ve Avustralya-Türkiye arasındaki eş güdümün sağlanabilme çalışmaları. Bunların hepsi nasıl gelişti zaman içerisinde? Karşılıklı olarak yürütülen ilişkilerde mutlaka kurumsal bazda bir takım faaliyetler yapmak gerekiyordu. Kurumsal olmayan bu münferit faaliyetlerin başarılı olma şansı yoktu. Çünkü olay büyüktü, proje büyüktü. Dolayısıyla Tina Vakfı'nın kurulmasıyla birlikte A2'nin kurtarılması operasyonu, projesi tarih itibariyle denk geldi ve dolayısıyla Tina'nın gündemine de bu şekilde girmiş oldu. Bir de yine 2000 senesinde Sydney'de bulunduğumuz sırada Fred ve Elizabeth Branchley tarafından yazılmış olan Stoker'ın Denizaltısı kitabı Sydney'de liste başıydı. Nitekim Sydney'de Fred ve Elizabeth Branchley ile görüştük, bu yayın haklarını bize devrettiler ve biz de gayri ticari olarak bu kitabı Türkçe'ye çevirmek suretiyle ilgililere ve deniz kuvvetlerimizdeki değişik kademelerdeki insanlara dağıtma şansımız oldu. Konuyu dolayısıyla burada da yaygın bir şekilde gündeme taşımış olduk. Tina Vakfı Başkanı Oğuz Aydemir, yıllarını A2'nin geleceğini şekillendirmek için emek vererek geçirmiş. Türkiye ve Avustralya arasındaki eş güdümün sağlanabilmesi, projenin önünü açacak en önemli faktör. Avustralya Büyükelçisi, Yeni Zelanda Büyükelçisi ve İngiltere Büyükelçisi ile birlikte birkaç kez bir araya geldik ve A2 denizaltısının çıkartılmasıyla ilgili gündemi belirlemeye gayret ettik. Ve bu çerçeve içerisinde de birkaç aşamada konuya yaklaşımın uygun olduğu gözlemlendi. İlk safa itibarıyla denizaltının durumunun tespiti, ikinci safhada çıkartılmasıyla ilgili yapılacak çalışmalar, son safhada da çıkartıldıktan sonraki işletme maliyetleri de dahil olmak üzere havuz ve yatırım konusu gündeme geldi. 30 Nisan 1915'te A2'nin tüm mürettebatı Türklere teslim oldu. Denizaltı komutanı Kaptan Stoker tarafından batırıldı. Yani A2 bir savaş mezarlığı değil, denizaltının çıkarılabilmesi için gereken en önemli kriter de bu. Bunun teknik olarak başarılıp başarılamayacağına ise bu hafta yürütülen araştırmaların sonuçları ortaya koyacak. Bir taraftan denizaltı o kadar nazik bir durumda olabilir ki onu hiç ellememek, olduğu yerde bırakmak ve su altında korumak daha doğru olabilir. Ya da kondisyonu çıkarılmaya ve sergilenmeye uygun da olabilir. Tabii ki çıkarılması için pek çok değişken hesaba katılmalı. Denizaltının içerisinde patlamamış bir torpido var ve bu önemli bir risk. Ayrıca denizaltıyı çıkarmak çok pahalı bir süreç. Sonucun ne olacağı, masrafların nasıl karşılanacağı gibi sorulara her iki hükümet açık ve net olarak cevap vermeden bizim ileriye yönelik bir adım atmamız düşünülemez. Biz hükümetlere durumu ve seçenekleri sunacağız. Sonrasında da onların isteklerin uygulayıcısı olacağız. Böyle bir Birinci Dünya Savaşı denizaltısının önemi nedir? Yani bir Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Başkanı olarak siz nasıl bir değer olarak görüyorsunuz bu denizaltıyı? Bir kere birincisi dünyada hemen hemen hiç bir benzeri olmayan bir döneme ait bir denizaltının sergilenmesi hadisesi. Unik olması, tek olması. İkincisi Gelibolu'yu Mekke olarak kabul eden
Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların daha değişik bir boyutta olaya bakmaları ve 2015 senesi 100. yıl dönümü oluyor Gelibolu kampanyasının. Dolayısıyla iyi bir vesileyle sembol olabilecek böyle bir timsalle birleşmesinin hoş bir olay olacağını düşündüm. Bugün Sessiz Nanzağ'ın uyanışı ile ilgili son haberleri ekranlarınıza getirdik. Sudaki izler Avustralya A2 denizaltısının izlerini sürmeye devam edecek. Çünkü sudaki izler geçmişin ve geleceğin izlerini taşır.